Demet Akalın'la gerçekten ne güzel açtık değil mi? Hoş geldiniz Erhan Yıldırım. Hoş bulduk. Ay, beni heyecanlandırma. Zaten sana alışık değilim, ona alışıyorum. Eyvah. Ne yapacağım Müge ben? Bu program sana takılacak. Tabii. Ben hedeften çıktım. Öyle mi? Yani yok, soğuk terler dökmeyeceğim. Her zaman hedefimdesin ya. Her zaman. Çünkü adım Müge. Adım Müge. Ondan. Oradan birbirimizi yakalıyoruz. Çünkü evde de kaç yıllık eşin adı Müge. Bu masadan hiç eksik olmaz. Buradaki de Müge. Evet. 57 yıllık usta oyuncu, tiyatrocu, evet. Erhan Yazıcıoğlu bizlerle birlikte. Ne şanslıyız. Çok. Bu şans bana ait. Ay. Karşılıklı iltifatlarla geçecek. Evet, ama sen dikkatli ol. Ben dikkatli olayım arada. Birbirini ne yapar? Ağırlar. Ben orayı karıştırdım. O zaman günaydın. Evet. Günaydın. Günaydın tekrar. Günaydın. Güzel gözlü kadın. Çok da boylusun ama neyse artık. Diyorsunuz. Evet. Teşekkür ederim. Yalnız seni şöyle uyarayım. Laf yetiştirmek hiç kolay değildir. Değil tabii ki. Yardım edersin. Bütün tiyatronun ustalığıyla evirip çevirir. Bir sen kenara koy. Sen konuşunca ben ve dünya susacak. Konuş. İşte diyorum sana bak. Peki siz buradayken dün akşam magazin açısından son derece renkli ve verimli bir geceydi. Davetler, evet. Açılışlar, verimli. Galalar. Çok. Verimli. Bana bir hayrı var mı? Size bir hayrı kaynatacağız burada. Güzelce vakit geçireceğiz. Peki buyurun. Tamam. Hadi başlayalım sıcak tura. Alişan'dan başlayalım. Alişan, Demet Akalın, Buse Varol, Okan Kurt. Bir üşüme krizi yaşadılar restoran çıkışı. Ortaya bu komik görüntüler çıktı. Nice 13. yıllara diyelim ilk önce. Demet Hanım beraber kısa bir konuşsak hep aşkım, beraber. Aşkım soğuk, kızın üstünde bir şey yok. Evet Buse Hanım. Bence cengaver gibi çıktı. Hemen montumu da verebilirim, hiç problem değil. Teşekkür ederim. Ben de kısa kollayım verirdim. Görüyorsun onu değil mi? Onu çıkarsana. Aşkım kısa kollayayım yani. Abi şu an ağzı, arabaya bineceğiz. Ya ben sarılayım sana. 13. yılın kutlamalarındayız. Evet, Alişan Bey gelemedi, onun için evet. Bizi yemeğe çıkardı. Hı-hı. Şimdi eve gidiyoruz. Nice 13'ler olsun diyelim İnşallah. Efendim. İnşallah. Darısı onların başına. Neler Amin. Söyleyeceksiniz efendim? Ne Buse söyleyeyim şey. İşte uzun, o 13, 23. Uzun şeyin sırlarından bahset bize. Ha, geçen gün Buse'ye soruyorlar, Buse böyle. Ben de şimdi Buse kankası olarak. Efendim hemen şunu da sorayım, fazla da zamanınızı almayacağım Alişan Bey, sizlere de geleceğim, çok özür diliyorum. Gülşen, açıklamanız çok konuşuldu efendim, özellikle söylediklerimden dolayı hata yaptım dediniz ama Gülşen Hanım'la da paylaştınız bu konuları. Tabii. Hı-hı. Paylaştım çünkü kızı ne zaman havaalanlarında orada burada konserlerde görsem kız bana bir sarılıyor, kemiklerimi kıracak kadar sarılıyor. Ben böyle her defasında utanıyorum. En son bir mesaj döşendim. Hiç alakası yok, ben hiç öyle düşünmüyorum falan. Sen bana sallamazsın. Yemin ederim var ya dedim, bak utancımdan dedim, yüzüne bakamıyorum ama tabii o çok yüce gönüllü. Zaten ben hep söylüyorum onun besteci kişiliğinden ve şarkıcı kimliğinden hep bizden bir adım. Ben senelerdir söylüyorum ama geçen sene fazla sallıyordum kıza. Pişmanlığınız var mı bu konuda? Evet. Küslüklerden dolayı efendim. Hemen Alişan Bey'le de bir 6 yıl küs kalmıştınız benim bildiğim kadarıyla. Oralar yok bizde. Kaç sene? Boğaç'ın, rejinin Müge. Niye böyle damardan girdi? Üşümesi üzerine seçtiği şarkı. Gurbetin geceleri. İşte bu fikrin zenginliği. Fikirler zenginleştikçe evet. Böyle bir doğaçlama ortaya çıkıyor. Şimdi. Evet, kesinlikle. Hep aynı şeyleri izlemek, seyretmek. İnsan aynı, tavır aynı, rol aynı. O yüzden bırakın böyle değişik. Duygular değişiyor ama zaten. Evet. Duygular şelale zaten ya. İşte tamam geliyor. Erhan Yazıcıoğlu geliyor. Peki orada Demet diyor ki bir zamanlar Gülşen'e salladım. Arkasından attım tuttum ve yaptı da. Şimdi diyor çok pişmanım diyor. Yani ayıp ettim kıza diyor. Sizin de böyle düşündüğünüz durumlar oldu mu meslek hayatınız içinde? Gayet tabii, neden olmasın. Yani ne mutlu bunu söyleyecek olgunluğa ermiş kesinlikle insanlar çoğalsın. Evet. Zaten yani nankörlük almış gitmiş hele bizim piyasada. Oo. Yani içimizde de oluyor yer yer. Ama sanat piyasasında nankörlük yani en azından bir parmağa birine dokunmuştur. Ve o güzel kullanmıştır o dokunuşu, bir yerlere gelmiştir. Ama arkasından da ne olur bunun adını an. Yani benim buraya gelmemde şu iki insanın katkısı büyüktür de. Bunlar senin büyüklüğün, onların değil. Ama bunu bile söylemiyorlar, yani imtina ediyorlar. Erhan Bey, 57 yıllık meslek hayatınızda yani sadece sahnede alkışlanmak, ödüller falan değil. Kaç insanı da yetiştirdiniz? Böyle bir şey gördünüz de mi söylüyorsunuz? Gayet tabii, yaşadım.
Yani gördüm ve yaşadım. O yüzden yani birkaç arkadaşımı tenzih ederek etrafım nankör dolu. Tabii hala nankör dolu. Yani gazetelere, televizyona düşüyor, ayağı kesilecek bilmem ne diyor. Bir kişinin dışında arayan yok. Mesela bu nasıl bir şeydir ya? Bu nankörlük ötesi bir şey yani. Bir insanın böyle bir durumda aramaması. Geçen bize kim söylemişti? Ya İbrahim Tatlıses en son isyan etti. Evet. Aramızda kalması mikrofonlarına. Artist yanıma geliyorlar. Bakmayın hepsi sahtekar, nankör dedi. Günaydın İbrahim'ciğim. Günaydın. Ama işleri düştüğünde değil mi? O telefonunu susmak bilmiyordur. O başka tabii ki. Ve mecburmuşsun gibi konuşuyor seninle. Benim bu işimi gör abi. Bu işin bak şöyle bir şey var. Oradan senin oradan bağlantın vardır bilmem ne ya. Yürü git önce bir insan ol ya. O yüzden yani ben kadınlar tabii bu konuda çok daha erken olgunlaşıyor. Biz erkekler biraz geç kalıyoruz. Birçok şeye geç kalıyoruz. Yani getirmek istediğim yer de o kadına şiddetin ne kadar bela bir şey olduğunu, en azından ülkeye büyük zarar verdiğini söylemeye çalışıyorum. Bunu oyunumda da dile getiriyorum zaten. Mutlaka ve o anda çıt kesiliyor herkes. Gerçekten düşünmeye başlıyorlar. Yani artık hakikaten insanların, gençlerin biraz düşünmeye başlaması lazım. Laga luga tamam. Gülelim, eğlenelim. Birbirimizi yüceltelim. Evet. Ama bir düşünelim ya. Bir dur düşün. Ama bu nankörlük ve vefasızlık iyi altını çizdiniz. Bir kişi dışında diyorsunuz. Kim o hep arayan? Volkan Severcan. Beraber tiyatroda yaptınız. Tabii. Onun dışında çıt yok. Hayır. Şehir tiyatrosu teknik ekibi arar. Hiç bayram, yılbaşı dinlemez. Duygulanırlar, ararlar. Bir şeyi çok merak ettim. Siz bir dönem 90'larda, Yelda sen de hatırlarsın. Bir yarışma vardı. Yarışmanın adını hep unutuyorum. Çok ünlü yarışmada. Seç bakalım. Çok özür dilerim. Zirvedeydiniz. Erhan Yazıcıoğlu, Yazıcı. O dönem eminim çevreniz çok kalabalıktı. Sonra sağlık problemi yaşadınız. Her şey bir anda gitti maddi manevi. O arada mı anladınız vefa vefasızlık? Evet, tam olgunluk dönemi. Yani o 40'lı yaşlardaydım. Ve ne yarışmaydı ya. Bir erkek için. Yarışmaydı. Kim bu çocuk? Rahmetli Kerim. Yavrum. Ben kendime dedim kim bu çocuk diye. Pardon. Onu da çok severdim. Kerim'i. Bir sesi alalım mı? Bir hatırlayalım. Evet, gidelim biz seç ama bakalım. Ama bir şey söyleyeyim mi? Şimdi daha yakışıklısınız. Hayır. Bu 90'lı yıllar ve 92. Ben liseye gidiyordum ve deli gibi izlerdim bu işi. Benim Erhan Bey'li bir anım var. Kendisi bilmez ama. Evet. 90'lı yılların sonlarında İstanbul'a geldiğimde böyle dublaj yapmak istiyorum. Daha henüz TRT'ye girmemiştim. Dediler ki Erhan Yazıcıoğlu'nun sesini dinle. Esra filme, Şafak filme gittim. Ve sizin sesinizi açtılar. Önüme bir tekst koydular. Çünkü oradaki esler, ton, vurgu, artikülasyon falan. Bir yarım saat çalışmıştım. Ama o gün dublaj yapamamıştım. Bir dublaj sanatçısının ne kadar aslında zor bir iş yaptığını o gün öğrenmiştim. Bir ay sizin sesinizden dublaj çalıştım ben. Canım benim. O dönem dublaj sanattı. Evet, Bugün sanat olmaktan çıktı. Ama ne kadar önemli bir şey. Çok önemli. Ne oyun seyrediyor ne bir şey yapıyor. Yani 3 saatlik filmi 3,5 saatte dublaj yapamazsın. O 2 gününü vermen lazım. Ki biz öyle yapıyorduk. 2-3 günümüzü veriyorduk. Kulağa ses geliyor, o Türkçe'ye başlıyor. Orada İngilizcesi ya da Fransızca neyse. Biz parça parça yapar, ezberler oturturduk ağza ve oyuncuyu seyretme imkanımız vardı. Bugün çocukların, gençlerin oyuncuyu seyretme imkanı yok. Yani seyredemeden lafı hadi abi diye 3 saatlik film 3,5-4 saatte dublaj yapılıyor tamamı. Peki siz bu yarışmaya dair ne hatırlıyorsunuz? O Baharat Kızlar'daki Gary Hall'da. Bakar mısınız yarışmaya yani? Baharat Kızlar'ın yıldızı bile orada. Evet, oradan da mesela çok yardımcı mesela Seray. Beni bir kere aradığını hatırlamıyorum.
Seray. Seray tabii. Sever mi? Tabii. Aa, bunca haber, bunca hastalık haberiydi, şuydu buydu. Bir kere aramadı.